Evet, şimdi detayları öğreneceğiz. Telefon attığımızda spor genel koordinatörü Ender Bilgin var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melike, kolay gelsin. Öncelikle hayırlı olsun diyelim Turkuaz Medya'ya. Yeni format, daha başka ayrıntılar da var, onları sizden dinlemek istiyoruz. Türk futbolu için hayırlı olsun. Güzel ve meşakkatli bir uğraşının sonunda anlaşma sağlandı. Hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa yeni formatlarıyla, bu kısmı çok önemli. Önümüzdeki sezonda Aspor ve ATV ekranlarında, Turkuaz Medya kanallarında yayınlanacak. Yeni format kısmını çok önemsiyorum. Çünkü bu formatların her iki organizasyona da heyecan getireceğini, renk getireceğini, daha keyifli, daha kaliteli maçlar oynanacağını öngörüyorum. Bu Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanan Swiss System diye bir sistem var. Futbol severler bilecektir. O sistem uygulanacak Türkiye Kupası'nda. Ve ilk 5 sıradaki takımlar Süper Lig'de grup aşamasından itibaren katılacaklar. Ve o grup aşamasından itibaren de o oynayacakları karşılaşmalar son grubun son aşamasına kadar onları içeride tutabilir, dışarıda bırakabilir. O heyecan devam edecek. O grup maçları daha fazla büyük takım maçı oynanmasına vesile olacak. Dolayısıyla daha keyifli, daha güzel ve izlenmesi daha keyifli olacak maçlar bekliyor bizleri. Sonrasında işte çeyrek final, yarı final, final derken organizasyon bütün hızıyla devam edecek. Biz geçen sene 80 maç yayınlamıştık. Bu sene zannediyorum o sayı bu statüyle beraber biraz daha artacak. Yüzleri bulabilir. Süper Kupa da çok enteresan. Bence orada çok önemli bir organizasyon hamlesi var. Ligi şampiyon bitiren takımın yanı sıra oradaki runner-up, ikinci sıradaki takım, kupayı kazanan takımla kupanın finalisti çapraz eşleşmeyle bir Final Four sistemi içinde mücadele edecekler. Bir Süper Kupa haftası olacak ve akabinde de o yarı finalleri kazananlar final oynayacak. Böyle çok güzel bir Süper Kupa organizasyonu da var. Az önce sen de vurguladın. Bütçe olarak da geçtiğimiz sezonlara göre bir hayli yükseldi bütçesi. Bu da takımların daha fazla prim almasını, daha fazla başarı primi almalarını sağlayacak. Yanı sıra yine işte bu organizasyonlarda daha farklı uygulamalar geleceği için tribün gelirleri artacak, merchandising gelirleri artacak. Elbette televizyon olarak bizler de daha fazla sayıda, daha keyifli, daha heyecanlı maçlar yayınlayabilmeyi ümit ediyoruz. Türkiye Kupası'nın güzel tarafı bütün lig statülerinden takımları bir araya getirmesi. Bunu işte Ağustos ayının sonunda başlıyor aşağı yukarı. Mayıs ayının sonuna kadar devam ediyor. Bunu futbol severlerle buluşturabilmek bu yeni formatıyla çok daha keyifli olacak. Süper Kupa içinde mutlaka Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir takım planlamaları var. O Süper Kupa haftası gerçekten tam bir şölene dönüşecek. Az önce de vurguladığım gibi, yani kupa şampiyonu, lig şampiyonu, ikinciler falan derken çok büyük, çok keyifli bir organizasyon bekliyor futbol severleri. Hepsinin şifresiz olduğunu bir kez daha altını çizerek vurgulayalım. Böylesine güzel, böylesine keyifli bir haberi de vermekten dolayı futbol severlere çok mutluyuz. Biz de ekip olarak işte ekranda zaman zaman yansıyor. Yine gelecek sezona ilişkinde bir takım yatırımlarla, bütün imkanlarımızla, hem teknik hem insan gücüyle bu organizasyonları en güzel şekliyle futbol severlerin evlerine ulaştırmaya gayret edeceğiz.